Bolu ili Türkiye'nin en dağlık bölgelerinden birisi. Hemen hemen herkesin bildiği gibi bu bölgede pek çok dağ silsilesi var. Bunların en çok bilinenleri Köroğlu Dağları, Bolu Dağları, Seben Dağları, Ardıç Dağları, Göl Dağları gibi. Bunlardan bir tanesi de Abant Dağları. Abant Gölü, Abant Dağları havzasının bir parçası. Bu bölge Bolu il merkezinin güneybatısında kalıyor, 30-35 kilometre kadar. Ve oldukça eğimli ve jeolojik olarak farklı özellikler gösteren bir arazi olduğu için de havza çok büyük olmayan gölleri bünyesinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi Abant Gölü, bununla birlikte Sülüklü Göl ve Kara Murat Gölü gibi diğer göller de var. Abant Gölü tabii Türkiye'nin en çok bilinen, özellikle İstanbul ve Ankaralılar tarafından yılın her mevsimi çok rağbet gören bir alan. Estetik güzellikleri çok fazla ön plana çıkıyor. Orman örtüsü, karaçam, sarıçam, göknar, ibriller olarak, kayın, gürgen, meşe gibi yapraklı türler, pek çok çalı formunda bitki, pek çok memeli hayvan, kuş türleri bu bölgede kendini gösteriyor. Ama bununla birlikte bazı endemik türler de bu bölgede bulunuyor. Bitki dünyasından Abant çiğdemi en çok bilineni, hayvanlar aleminde de küçük taraklı semender, Abant fındık faresi ön plana çıkan endemik türlerden. Yapılan çalışmalar Abant bölgesinde, Abant Gölü civarında 650 adede yakın bitki taksonu ve 150'ye yakın da liken taksonu tespitine yol açmış yapılan çalışmalar. Bunlardan 51'inin endemik olduğu saptanmış. Karadeniz denilince, özellikle Doğu Karadeniz denilince iki bitki, tarım bitkisi akla geliyor. Biri çay, biri fındık. Ve biz fındığı tanıyoruz. Bildiğimiz bir fındık ağacı ya da fındık çalısı var. Çok gövdeli, meyve veren fındık bahçelerini gördüğümüz. Şimdi burada bir başka fındık ağacının altındayız. Bu başka bir fındık gibi görünüyor. Biraz anlatır mısınız? Bu o fındıklarla bunun farkı nedir? Bu fındık tek gövdeli. Yüksek boylara ulaşabilen. Mesela bu fındığımız 19 metre boyunda, 130 santimetre çapında. 558 yaşında bir fındık. Bizim o meyve yediğimiz, yani üretim yapılan fındık Corylus avellana dediğimiz adi fındık. Evet. Ama bu Corylus colorna denilen, evet, ve bütün dünyada da Türk fındığı, Türk fındığı diye fındık geçen fındık ağacı türü. Bunun meyvesi de diğer kültürel fındıktan küçüktür. Hı hı. Ama çok daha yağlıdır. Gölcük Tabiat Parkı Bolu'nun en önemli ve en çok bilinen ziyaret yerlerinden, doğal alanlarından bir tanesi. Gölcük aslında doğal bir göl değil. 1950'li yıllarda yapay bir set oluşturularak ortaya çıkmış bir göl. 2010'lu yıllara kadar, 2011 yılına kadar orman içi mesire yeri olarak değerlendirilen, kullanılan Gölcük 2011 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiş. 4,5-5 hektar büyüklüğünde küçük bir göl, hatta gölet. Ve bütün tabiat parkının büyüklüğü de yaklaşık 35-40 hektar büyüklüğünde. Etrafındaki göknar ve kayın ağırlıklı ormanlar ortama muhteşem dağ, göl ve orman manzarası özelliklerini katıyor. Kışın, baharda, sonbaharda farklı farklı renklenmeler, göl yüzeyinin kışın donması farklı karakteristikler oluşturuyor. Tıpkı Abant'ta olduğu gibi Gölcük'te de ziyaret edenlerin sayısının kontrol edilmemesi, özellikle hafta sonlarında, bayram zamanlarında ve yoğun ilgi gören zamanlarda özellikle göl kenarındaki alanların toprağın ezilmesi yoluyla zarar görmesine yol açıyor. Bu nedenle de gölün etrafındaki bazı göknar ağaçlarının bu baskıdan dolayı kurumaya başladığını, kurumuş olduğunu, ölmüş olduğunu görebiliyoruz. Mehmet, doğal yaşlı bir göknar ormanındayız, Uludağ Göknarı. Ve burası tabiat koruma alanı olarak koruma altına alınmış. Burada herhangi bir odun üretim faaliyeti yapılmıyor. Bu ormanın değeri nedir bizim için? Neden koruma altında? Biraz ondan bahsedebilir misin? Son yıllarda bütün dünyada ve ülkemizde göknar ormanları çok daha önem arz eder hale geldi. Bu göknar ormanı etrafındaki ormanlara göre çürümeden, bozulmadan, yapısını kaybetmeden uzun yıllar yaşayabildiği için 1980'li yıllardan itibaren bu fark edilmiş ve doğal yaşlı göknar ormanı olarak koruma altına alınmış. Etrafındaki ormanlardan böyle bir koruma faaliyetiyle ayrıldığı için bugün içerisinde ekolojik anlamda çok daha büyük farklılıklar görebiliyoruz. Hem bitki çeşitliliği olarak hem de yaban hayvanı olarak
Burası aynı zamanda yüksek miktarda da kar alan, kar toplayan bir bölge. Bu Kökez Yaşlı Gökler Ormanı aynı zamanda su toplama havzasıdır. Bolu'nun her sokağının başında bir çeşme vardır. O çeşmelerden Kökez suyu akar. Kökez suyu bu yamaçlarda yağan yağmur suları ve özellikle eriyen kar sularının aşağıda bir mansapta toplanmasıyla depo edilir. Ondan sonra şehirdeki çeşmelere verilir. Hava kirliliğinin ormanlar üzerindeki etkisinin uzun süreli izlenmesinin uluslararası işbirliği projesinin kısa ismi ICP. 1970'li yıllarda ilk çalışmalar başlıyor. Esas 1980'li yıllarda kuruluyor uluslararası takip amacıyla. Bizim ülkemizde de 2007'den itibaren bu projeye dahil olarak izlenmeye başlandı. Konu başlıklarından bir kısmını sayacak olursak toprak, toprak çözeltisi, döküntü, ibre yaprak, vejetasyon, çökelme gibi konu başlıkları. Yine ozon ayrı bir başlık olarak çalışılıyor. Hava kalitesi. Veriler toplanıyor ve tüm veriler ülkemizde İzmir'deki ICP Forest için kurulmuş laboratuvara gönderiliyor. Veriler orada analiz edildikten sonra tekrar konu uzmanlarına gönderilerek sonuçlar değerlendiriliyor. Bu çam türünün ana türden farkı, varyetesinin çok gövdeli olarak dipten gövde formuna sahip oluşu, 15 metreye geçmeyen boya sahip oluşu, ağır büyüyüşü, çok kısa ibrelere sahip oluşu. O ibreler Türkiye'deki sarıçamlar morfolojisi incelendiğinde alınan örneklerin hepsinden daha küçük ibrelere sahip olduğunu saptadık bu çamda. Yine kozalaklarının gayet küçük olduğunu ve daha seyrek tohum verimine sahip olduğunu saptadık. İlk başta Karaçamlar'da rastlanan ebe çamı varyetesi daha sonraları sarı çamlarda da gözlenmiş. Ebe çamına şekli nedeniyle top çam da deniyor. Ebe çamının yuvarlak şeklinin nedeni farklı açıklamalar olsa da henüz kesinlik kazanmamış. Nadir ve tehlike altında bir çam türü olan ebe çamını barındırması bu ormanları da eşsiz kılıyor. Yedigöller Bolu denilince belki de ilk akla gelen nokta doğal alan. Bütün Türkiye tarafından bilinen Türkiye'nin en önemli doğal güzellik alanlarından birisi. Bölgeye adını veren göller, 7 tane göl, toprak kayması sonucunda vadi çıkışlarının önünün kapanmasıyla oluşan göller. Ve bu göller büyüklü küçüklü ve aşağı yukarı 100 metrelik kot farkında yer alan ve 1950'li yıllarda ormancılar tarafından keşfedilen bu gölleri yine ormancılar tarafından biraz da böyle kafiyeli olsun diye birbiriyle uyumlu isimler verilmiş. Büyük göl, küçük göl, Nazlı göl, Sazlı göl gibi isimler verilmiş bu yedi göllere. 1965 yılında Milli Park olarak koruma altına alınmış bir alan. Bolu ile Zonguldak illeri arasında Bolu il merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta. Zonguldak'a biraz daha uzak. Ama bütün Türkiye'den ziyaretçi akınına uğrayan bir nokta. Yine bu milli parkta Türkiye'nin ilk kültür alabalıkçılığının yapıldığını biliyoruz ve göllerde yer alan balıklar nedeniyle olta balıkçılığı yapmak da mümkün. Yedigöller Milli Parkı içerisindeki temel orman ağacı türleri olarak kayın başta olmak üzere gürgen, meşe, fındık, ıhlamur gibi yapraklı türlerin ve sarıçam, karaçam ve göknar gibi ibreli türlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu alanda yapılmış bilimsel çalışmalar 250'ye yakın bitki türünün bu alanda görülebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda Türkiye'nin değişik bölgelerinde görülen ayı, kurt, tilki gibi yaban hayatı unsurlarını da Milli Park sınırları içerisinde görmek mümkün. Bir ormanın doğal olup olmadığının belli başlı kriterleri var. En önemlisi buradaki ağaçlar kendi tohumundan çimlenmiş, yaşamış, büyümüş, belli bir yaşa çapa gelmiş mi? Sonra ağaçlar hepsi aynı zamanda mı ekilmiş, dikilmiş yoksa yaş, çap, boy birbirinden farklı zamanlarda gelişmiş, farklı ağaç türleri var, farklı çaplar, boylar mı var? Burada bunların hepsini görebiliyoruz. Bunun haricinde turizm faaliyetleri veya işletmecilik tekniğine uygun mu yapılmıştır? Doğalla yakın mı yapılmıştır? Doğaya tahribat, zarar vermiş midir? Burada da en önemli şey bitkiler, bitki toplumları doğal mıdır? Doğala yakın mıdır?
ağaçlar veya insan faaliyetleri, buradaki yaban hayvanlarının etkileri tekniğin doğaya uygun mudur, değil midir? Bunu ölçüyoruz bu sistemde. Yedigöller o anlamda doğalın da ötesi, özellikle yolun olmadığı belli alanlar bakire yakın nitelikte doğal alanlardır.